Bir de başlayan yangının olduğu yerdeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi maalesef şu anda her yer yanmış. Ve ta ileride bakın şu anda helikopterler şu anda söndürmeye devam ediyor. Cumartesi günü başladı. Dün ve bugün de devam ediyor. Gerçekten ciğerimiz yanıyor. Yüreğimiz yanıyor. Çok çok üzgünüz. Burada Yeniköy'de sel direnle mağdur olan vatandaşlarımız var. Az önce oraya gittik. Vatandaşlarımızı da ziyaret ettik. Kimilerinin ahırları yanmış. Kimilerinin samanları yanmış. Onlara geçmiş olsun diliyoruz. Bütün Türkiye'mize, bütün milletimize geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten yüreğimiz yanıyor. Gerçekten nefesimiz şu anda kesiliyor. Çok acı bir olay. Gerçekten. Hatay şu ana kadar böyle bir yangın görmedi. Bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Şu anda çok büyük fedakarlıkla çalışan bütün itfaiyeci, kamu personeli arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Yine dün milletvekili arkadaşlarımız Sayın Hüseyin Yayman, Sayın Sabahat Özgürsoy, Sayın Lütfü Kaçıkçı dahil olmak üzere diğer milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanımız Sayın Refik Erdilmaz dahil olmak üzere dün personel arkadaşlarımıza yine yardımcı oldular. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Personel arkadaşlarımız gecelerini gündüzüne kattılar. Başka illerden buraya gelen arkadaşlarımız var. Başka illerden buraya gelip de bize yardımcı olan arkadaşlarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ancak şunu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bugün burada ifade etmek istiyorum. Neden? Çünkü orman yangını denilince akla birkaç soru geliyor. Yangın nasıl çıktı? Çıktı mı? Çıkarıldı mı? Ve yangın sonrasında bu alanlar ne olacak diye birçok sorular geliyor akıllara. Evet, ister istemez. Buradan şunu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Buradan hem de iktidara da sesleniyorum ve uyarıyorum. İbedi bir şekilde bir, hızlı bir şekilde bir komisyon, herkesi kapsayan bir komisyon oluşturulsun. Bu yangının çıkış amacını, çıkış sebebini araştıracak bir komisyon oluşturulsun. Şeffaf bir şekilde. İki, varsa sorumluları cezai işlem hemen başlatılsın. Üç, en önemlisi, bu alanlarla ilgili herhangi bir rant alanı oluşturulmasına asla izin verilmesin. Nitekim biz bu alanlarla ilgili rant alanı oluşturacak herhangi kim olursa olsun biz karşısında olacağız. Bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü biz orman yangınları sonrasında neler yaşandığını, nasıl rant alanlara dönüştürüldüğünü, dönüştürülmek istendiğini, nasıl peşe çekildiğini kamuoyu hepimiz çok iyi yakından biliyoruz. Değerli vatandaşlarım, şunu ifade etmek istiyorum. Bizim bir projemiz var. Bizim burayla ilgili bir projemiz var. Bunu Sayın Valimizle görüşeceğiz. Diğer milletvekili arkadaşlarımızla, STK'larla, okullarla, bütün dernek kurumlarıyla, bütün herkesle bunu görüşeceğiz. Ve projemiz şu. Burası yangın söndürülür söndürülmez hemen. Temizleme bittikten sonra, alan hazırlandıktan sonra bütün Hatay olarak burada yanan ciğerlerimize bir tutam oksijen için sen de fidan ol kampanyası başlatacağız. Bu kampanyaya Hatay'da olan 1 milyon 600 bin insan olarak herkesi davet edeceğiz ve burada milyonlarca ekim dikim mevsiminde, bakın bir kez daha altını çizerek söylüyorum, ekim dikim mevsiminde biz hatta sayı belirlemeksizin, hatta şehir dışından, yurt dışından buraya gelip de senin de adın olsun, senin de burada bir fidanın olsun diye bu kampanyaya kim katılmak istiyorsa katılacak. Biz bunun çalışmasını yapacağız. Bizim böyle bir projemiz olacak. Ve bu projeyi Sayın Valimizin başkanlığında herkesi kapsayan, herkesin de içinde olacağı, milyonlarca insanın içinde olacağı bir proje sunacağız. Ve bunu 200 gün içerisinde Sayın Valimizle, diğer milletvekili arkadaşlarımızla, belediye başkanlarımızla, STK'larla birlikte görüşeceğiz. Ve biz bunu Hatay halkı olarak başaracağız. Başaracağız. Gerçekten başaracağız. Çünkü hepimizin çok iyi bildiği,
hemen orman yangınının akabinde nasıl rant alanının oluşturulduğunu çok iyi biliyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Bu yüzden bu videoyu olabildiğince bütün Hatay halkına yayalım. Olabildiğince Hatay halkına yayalım ki bütün Hatay halkı yangını söndürdükten sonra burayla ilgili bir çalışma yapalım ve yeniden, hatta eskiden daha fazla buraya ağaç fidan dikelim. Ve yeniden rahat bir nefes alalım. Gerçekten içimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor, yüreğimiz yanıyor. Bir kez daha Hatay halkımıza geçmiş olsun, bir kez daha milletimize geçmiş olsun diliyorum. Gördüğünüz gibi ta uzaklara yaklaşık 10-15 kilometre birçok alana yayıldı. Şu anda helikopterler, uçaklar ve diğer illerden gelen takviye araçları, takviye personel arkadaşlarımız, Allah onlardan razı olsun, Allah onlardan 1000 kere razı olsun. Çalışan arkadaşlarımıza güç kuvvet versin diliyorum. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Bu videoyu herkese yayalım. Bundan sonra özellikle bu alanlarla ilgili, bu cennetle ilgili özellikle rant alanı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz. Buradan devleti yönetenlere, hükümete sesleniyorum ve onları uyarıyorum. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Özellikle iki gündür gerek AK Parti iktidarının buradaki Hatay milletvekilleri olsun, MHP milletvekili olsun, arkadaşlarımız gerçekten personel arkadaşları olabildiğince yardımcı oldular. Kendilerinin de bu konuda duyarlı olduklarına inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Bu yüzden birlikte bu çalışmayı yapacağız. Ve bu projeyi 200 gün içerisinde Sayın Valimize kendileriyle birlikte istişare edeceğiz. Bu projeyi de Hatay halkı olarak 1 milyon 600 bin insan olarak bunu gerçekleştireceğiz. Ve burada yine de milyonları geçen fidanları birlikte ekeceğiz, birlikte dikeceğiz ve yeniden ormanımıza kavuşacağız. Geçmiş olsun tekrardan. Geçmiş olsun Hatay, geçmiş olsun Türkiye.